Ne yaptın sen? Eve bir katil mi getirdin? Yeter anne. Yoksa büyüğüm olduğunu unutabilirim. Sarita benim karım. Ben de onun için her sınırı aşabilirim. İsnat edilen suça gelince, o masumdur. İspat için kanıt bulana kadar saklanacak. O zamana kadar da burada kalacağız. Ne olursa olsun, bu konu asla bu evden dışarı çıkmamalı. Yoksa bu ikiniz için de iyi olmaz. Sen ne yapıyorsun Vikrant? Nasıl olur da onlara hala güvenebilirsin? Bunda haklısın. Ama ben ikisi için çok şey yaptım. Bana ihanet edecek olurlarsa, kaybeden sadece onlar olur. Bunu biliyorlar. Enişte, ben Kacal'ı kaybettim. Tek istediğim katilinin kim olduğunu bilmek. Ama çok iyi bildiğim bir şey var. Bu da Sarita, o asla böyle bir şey yapmaz. Endişeniz olmasın. Annem ve ben sizin yanınızdayız. İçiniz rahat olsun. Kimse burada olduğunuzu bilmeyecek. Bunu duymak güzel. Yoksa işlediğin bütün suçların çetelesi elimde. Bütün o suçlulardan cezaya çarptırılman fazla zaman almayacaktır. Vikrant canım. Haklısın. Bizim için çok şey yaptın. Eğer sen ve Rohan Kacal'ı Sarita öldürmedi diyorsanız ben de sizden yanayım. Ama oğlum, çok dikkat etmek zorundasın. Polis her yerde ikinizi arıyor. Bizi merak etme sen. Sadece evin bütün ışıklarını kapatın. Dışarıdan bakıldığı zaman herkes uykuda görünmeli. Hadi. Yapıyorsun. Ha? Sana bir şey olursa ben de ölürüm Vikrant. Tam da bu işte. Sevgi. Hala kocan için endişeleniyorsun. Bunu duyduğuma sevindim. Bu yüzden oradaydım. Seni kurtarmak için koşarak geldim. Anlamakta zorlanıyorum. Bu son birkaç saatte olanlar. Sabah aleyhime tanıklık ettin. Mahkeme beni suçlu buldu. Sen yüzüme bakmakta bile zorlanıyordun. Ama şimdi her şey birden tersine döndü. Önce beni polis nezaretinden kaçırdın. Şimdi burada yaralarımı sarıyorsun. CD'ni izledim Sarita. Artık gerçeği biliyorum.
Seni kaybetme korkusu beni delirtmek üzereydi. Beni senden uzak tutan o lanet gururum Sarita. Bunu aşabildiğimde ise artık çok geçti. Yaptığım şey doğru mu yanlış mı bunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki ben sensiz yaşayamam Sarita. Ne güzel. Canın istediğinde beni hapse attır. Canın istediğinde polisten kaçır. Zaten ağırlaştırılmış müebbet almıştım. Şimdi idama çarptırılacak. Öyle söyleme. Eğer sana bir şey olursa önce ben ölürüm. Yapma Bay Suryavanshi. Senin ölmeni gerektirecek bir şey yok. Vikrant'ın ne yapmak istediğini anlamıyorum. Bunun niyeti ne? Kendinin ve Sarita'nın hayatını tehlikeye atarak ne yapmak istiyor? Neyi kanıtlamaya... Raj, sevgide hiçbir zaman ispata gerek yoktur. Doğru veya yanlış... Vikrant ne yaptıysa Sarita için yaptı. Bunu Sarita'ya söylemiştim. Vikrant er veya geç hatasını anlayacak. Onun için mücadele edecek demiştim. Ama nasıl? Polis her yerde onların peşinde Divya. Raj, lütfen endişe etme artık. Ben bundan eminim. Vikrant Sarita için her şeyi yapacaktır. Ömür boyu yanında olacaktır. Söylesene. Neden bu kadar sessizsin? Geldiğinde susmak nedir bilmiyordun. Ne oldu şimdi? Dinle. Benim için CD'de söylediklerini tekrar etmeni istiyorum. Hadi söyle. Duymak için sabırsızlanıyorum. Lütfen. Suryavanshi, abiyi uyandıracaksın. Uyanırsa uyansın. Ben istediğimi almadan uyuyamam. Yastık. Elimde değil. Küçük Suryavanshi benim yastığımı almış. Sen ne sandın? Sen... Ne? Söylesene. Ben ne? Hiçbir şey. Duymak istiyorum. Bir kere söyle. Sessiz olun Bay Suryavanshi. Hadi. Yat artık. Anne, sen ne yapıyorsun? Şşt, dinle. Ne pahasına olursa olsun Sarita'nın Vikrant'ın hayatına dönmesine asla izin vermem. Ama anne, bu aynı zamanda Vikrant için de bela demek. Hayır, Vikrant'a bir şey olmaz. Olan sadece Sarita'ya olur. Hapse geri dönecek. Şşt, gel benimle. Komiser Bey, orada odada saklanıyorlar. Burada olacağınızı tahmin etmiyorlardı. Fırsat bu fırsat. Gidin yakalayın onları. Ne
Bak, eğer sen bir şey yapmayacaksan, bunu ben yapacağım. Bay Suryavanshi, 16 yaşında bir ergen değilsin. İyi misin? 16 yaşında ergen değilim ben. Lütfen bana olgun bir insanmışım gibi davran. Oyun burada biter Bay Suryavanshi. Polise teslim ol hemen. Nerede bunlar? Ama az önce buradaydılar. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu odaya girmişlerdi. Nereye gidebilirler? Dinle, kaybedecek zaman yok. Hemen bu odaya girmek zorundayız. Bunu yapamam. Sarita, korkacak bir şey yok. Benimle güvendesin. Gel. Gözlerini kapat. Seni düşüreceğimi sanıyorsun. Hayır. Sen yanımdayken korkmuyorum. Hadi o zaman. Efendim, içeride hiç kimse yok. Bir şey buldunuz mu? Devam et. Arka taraftaki odayı kontrol et. Orada saklanıyor olabilirler. Ne yapıyorsun? Yakalanacağız. Kazayla dokundum. Işığı aç. Koşun! Altyazı M.K.
durumdan yararlanmaya çalışma. Bana sarılmana gerek yok. Sarılan kim? Ben mi? Asıl korkudan bana sarılan sensin. Sorun ne bayan? Bir şey mi oldu? Anne, ne oldu? Karanlıkta bir anda kedi karşıma çıkınca ben çok korktum. O yüzden çığlık attım. Bu sorun değil. O ikisi nerede? Komiserim, sözüme itimat edin. O ikisi buradaydı. Nasıl bilmiyorum ama muhtemelen baskına geleceğini haber alıp kaçmış olmalılar. Bunu biliyorlar mı? Yoksa bu polisi yanıltmak için bir plan mıydı? Eğer öyleyse kanuna engel olmak size pahalıya mal olabilecek ağır bir suçtu. Bu bir daha olursa hanımefendi, siz de hapse girmek zorunda kalabilirsiniz. Gidelim. Mahsur Yavanşi, nereye gidiyoruz? Söyler misin? Bırak elimi. Nereye götürüyorsun beni? Polisten uzağa. Seni evde bırakmış olsaydım, polis bu güzel elleri çoktan kelepçelemiş ve seni tutuklamış olurdu. Mahsur Yavanşi, bana hala aptalı mı oynuyorsun sen? Başka ne yapabilirim ki? Çok fazla stres var. Stresi azaltmak için de aptal oynamak gerekir. Sen delisin. Gerçekten delirmişsin. Evet. Delirmişsin. Bana delirmeyi sen öğrettin. Bana şunu söyle. Gecenin bir vakti bu ıssız yoldayız. Nereye gideceğiz? Doğrusu bunu ben de düşünüyordum. Gidecek o kadar çok yerimiz var ki. Çiftlik evleri, oteller, her yere gidebiliriz. Aha, aklımdan çıkmış. İş adamı Bay Surya Vanşi çok zengin bir adam. Birçok çiftlik evi var. Sayısını bilmediği mekanı. Ama akıl, akıl onda hiç yok işte. Ne demek bu? Anlasana. Polisin mülklerinden haberi yok mu sanıyorsun? Onlardan birine gidersek bizi o zaman ele geçirirler. Bak bu çok doğru, akıllıca konuştum. Ben de akıllı kadınları çok severim. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Bırakayım mı? Evet. Canım acıdı. Ah. Ben sadece istediğini yerine getirdim. Hepsi bu kadar. Yine mi ben hatalıyım? Kadınları memnun etmek bu kadar mı zor? Dediklerini yapmadığında kızarlar. Yaparsın, yine kızarlar. Bak, senin yüzünden canım yandı diyorum. Mutlu oldun mu? Beni ne sanıyorsun? Sensiz bir şey yapamayacağımı mı? Bana yardım etmene gerek yok. Gidelim. Dur, ne yapıyorsun Vikrant? Kendim yürüyebilirim. Sus ve yürü lütfen. Bu sana kendini iyi hissettiriyor değil mi? Ne? Bu işte. Bana suçlu hissettirmen. Ne yaptım ki ben? Daha ne olsun? Bütün bunlara ne gerek vardı? Niçin benim için kendini ateşe attın? Biliyorum. Benim için yaptığını söyleyeceksin. Ama biliyorsun, bizim yüzümüzden Abi Ivan'dan Ayla yalnız bırakmamız gerekti. Ne kadar endişelendiğimi bilmiyor Ona musun? Ona bir şey olmayacak.
abi onun torunu. Ama yine de böylesi büyük bir risk almana gerek yoktu. Gerçekten. Kendi başıma idare edebilirdim. Ben kendimi nasıl idare ederdim? Seni çok seviyorum Sarita. Seni seviyorum. O CD'yi izledikten sonra sensiz nasıl yaşayabilirdim? Sen bütün hayatını benim için bir hapishanede geçirmeye hazırdın. Senin de beni eşit derecede sevdiğini bildikten sonra seni nasıl yalnız bırakıp gidebilirdim? Ne? Neden öyle bakıyorsun? Gördün mü? Bana yine kendimi suçlu hissettirdin. O CD'yi orada bırakmamam gerekirdi. Ben o CD'yi bırakmasaydım, o zaman böyle delice şeyler düşünmez, beni polis minibüsünden kaçırmazdın. Hala aklım almıyor. Nasıl böyle bir fikre kapıldın sen? Bu fikri bıraktığın CD'den almadım. Bunu aslında bir İngiliz aksiyon filminde görmüştüm. İngiliz filmi mi? Böyle saçma bir fikri ancak bir İngiliz filminden alabilirdin. Ne? İngiliz filmleri o kadar mı kötü? Bence senin sıkıcı Hint filmlerinden 1000 kat daha iyilerdir. Ağır ol Bay Kibir. Hint filmleri hakkında kötü şeyler söyleme. İngiliz filmleri Hint filmlerinden kat be kat daha iyidir. Onlar da ne buluyorsun? Bir kere ruh. Sıcak insan ilişkileri ve de gerçek aşk. Gerçek aşk mı? Bizimki gibi mi? Seni 10 kez aradım, niye cevap vermiyorsun? Her önüme gelenle konuşacak vaktim yok benim. Seni sohbet etmek için aramadım ki. Vikrant ve Sarita hakkında bir şey bilip bilmediğini sormak istedim. Raj, buraya geldiler. Gece yarısına doğru polis de buradaydı ama bir şey olmadı. Polis gelmeden önce buradan kaçmışlar. Bu defa yakalanmadılar. Ama böyle nereye kaçabilirler? Bütün polis her köşede onları arıyor. Bir şey daha Raj. Onları sakın kurtarmaya çalışma. Yoksa sadece sen değil, bütün ailen mahvolur canım. Bir şey öğrenirseniz bana haber verin lütfen. Divya. Bir şey öğrendin mi? Bir süre önce buradalarmış. Ama polis baskınından önce kaçmışlar. Rohan söyledi. Sanırım polisi arayan Bayan Van Dunay'dı. Çok şükür. Kaçmayı başarmışlar. Karı koca gece karanlığında birlikteler. Ay, ne romantik değil mi? Polis peşlerinde bunun nesi romantik? Böyle bir anda bile birlikteler. Bu romantik değil mi? Haksız mıyım? Lütfen, onlar için endişelenmeyi bırak. Bir süre içinde olsa karına odaklan. Düğünümüzün üstünden 4 gün geçti. Sen hala bana bakmıyorsun bile. Senin de tatlı bir karın var. Vikrant'ı kendine örnek al. O aşkı uğruna hayatını tehlikeye attı. Değil mi? Bin arabaya. Ne oldu? Neden durdun? Yoruldun mu? Yorgun değilim. Sadece susadım. Bay Kibir? Affedersin. Bay Suryavanshi?
Sokak çeşmesinden mi su içeceksin? Unuttun mu? Benim hayatım yetimhanelerde geçti. Böyle şeylere alışkın biriydim. Hala da öyleyim. Bay Suryavanshi, lütfen o günler hakkında konuşmayalım. Seni o günlerde düşündükçe kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Beni bu kadar mı seviyorsun? Susadım ben. İçebilir miyim? Sen susamadın mı yoksa? Hadi gel iç biraz. Sen susamadın mı? Vay Suryavanshi, ne yapıyorsun? Ben burada donmak üzereyim. Affedersin. Özür dilerim. Üşüdün demek. Bir dakika. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Vay Suryavanshi. Böyle iyi mi? Sana ne zaman aşık olduğumu bilmiyorum Sarita. Ama artık tüm hayatımı kollarında geçirmek istediğimi hissediyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidersek gidelim. Birlikte gideceğiz. Sana söz veriyorum Sarita. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Bana olan inancını sarsmayacağım. Ve ben de sana her zaman güveneceğim. Bizim yolumuz bir artık. Varacağımız yerde. No.
Vikrant. Sonunda sizi bulduk. Polis her yerde sizi arıyor. Bütün kanallar sizden söz ediyor. Burada olmanız hiç güvenli değil. Benimle eve gelin hadi. Hayır Raç. Sizin de başınız derde girer. Evet Raç. Az önce polisin elinden zor kaçtık. Biliyoruz Sarita. Ama bu her şeyden önemli. Kimsenin sizi bulamayacağı bir yere saklanman herkes için en doğrusu olur. Bak, biz polisten korkmuyoruz. Sen bu soruna bizim için bulaştın. Raj'ı ve beni kurtarmaya çalışırken. Divya, ailemde kim varsa bizim yüzümüzden sorun yaşayacak. Sen haklıydın Raj. Vikrant, şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Her şeyi unutun ve lütfen itiraz etmeyin. Benimle gelin, burası sizin için güvenli değil. Lütfen Sarita. Gidelim lütfen. Gelin. Raj, bu merdivenler üst kattaki o odaya gidiyor. Evet, burası sizin için güvenli bir yer. Raj, ben bu odanın farkında bile değilmişim. 10 yıl boyunca bu evde yaşadım. Ama bu şeylerin burada olduğundan habersizdim. Sarita, Divya Mumbai'ye gittikten sonra bu odayı kapatmıştım. 10 yıl buraya hiç kimse girmedi. Raj... Bundan ne kadar eminsin? Polis buraya da gelebilir. Ben eminim Vikrant. Sarita 10 yıl boyunca bu odayı fark etmediyse polis de fark etmeyecektir. Burada tamamen güvendesiniz. Endişelenme. Bence biz gitsek iyi olur. İkisi de yorgun düşmüş olmalı. Siz uyuyun artık. Biz gidelim. İyi geceler. Ne oldu? Nasıl göründüğünün farkında mısın? Nasıl görünüyorum? Yoksul bir mahalleye terk edilmiş, lüks bir otomobile benziyorsun. Artık ne yapsam boş. Hem olması gereken oldu. Olan ne? Ne mi? Dün gece ne olduysa o. Hepsi bu. Demem o ki ne olduysa oldu bir kere. Ama sorun değil. Neticede biz evliyiz. Böyle şeyler normaldir. Hangi şey? Hangi şey değil. Her şey. Şimdi bekleyip göreceğiz. Beklemek mi? Neyi bekleyecekmişiz? Bayan Suryavanshi. Küçük Bayan Suryavanshi'yi. Abima'nın küçük kız kardeşini. Göreceksin. Kesin bana benzeyecek. Sana hiç benzemeyecek. Anladın mı? Bunu nasıl yaparsın? Böyle bir şeyi hayal bile etmezdim. Alçak!
uykuda olmamdan faydalandın. Söyle, nasıl bir kocasın sen? Karın uyurken ondan nasıl istifade edersin? Sakin ol. Ne yapabilirdim ki? Kendime hakim olamadım. Olamadın ha? Öyle olsun. Seninle asla konuşmayacağım. Yapma. Şaka yapıyorum. Tamam mı? Ben seni çok seviyorum. Bu bayan gevezeyi. Ve senin rızan olmadan hiçbir şey yapmam. Gülme öyle. Bana güvenip güvenmediğini görmek istemiştim. Hepsi bu. Ve ne kadar güvendiğini görmüş oldum. Özür dilerim Bay Suryavaş. Özür dilerim. Özür dilemenin faydası yok. Ne yapabilirim? Ne bileyim. O her zamanki sakinleştirme yöntemin olabilir. Hangi yöntem bu? Yani şu Abiman'a yaptığın şey. Bir öpücük. Demem o ki babasını da bu yöntemle sakinleştirirsin belki. Durma hadi. Bir şartım var ama. Öyle mi? Yeter ki beni öp bir kere. Söz, her şartını kabul ederim. Söyle. Önce gözlerini kapatman gerek. Neden? Ne neden? Abi beni asla sorgulamıyor. Peki tamam. Öyle olsun. Gözlerimi kapatacağım. Oldu mu? Buna hile denir. Ben gidip çay koyayım. Sarita dur gitme. Sarita, Kamla, Sarita, Sarita'yı orada gördüm, oradaydı, Sarita, evet. Kim? Sarita. Sarita mı? Evet. Onun burada işi ne? Gözlerimle gördüm diyorum. Oradaydı. Raç, sana kaç kere söyledim değil mi? Babaannenin doktoru görmesi gerekiyor dedim. Hiç şüphe yok ki katarağı iyice ilerlemiş. Hayır, benim gözlerim iyi. Rahat canım, sana yeminle söylüyorum. Sarita'yı gördüm ben. Bundan eminim oradaydı. Tamam tamam, gidip bakayım. Burada kimse yok babaanne. Gece gündüz Sarita'yı düşündüğün için olmalı. Doğru düzgün uyuyamıyorsun bile. Bu yüzden baktığın her yerde Sarita'yı görüyorsun babaanne. Ya da artık iyice bunadın. Bunak değilim, aklım başımda. Ne dediğimi biliyorum ben. Ama Raç, söylediklerine hak veriyorum. Sarita hüküm giydiğinden beri kendimi bir an bile huzurlu hissetmiyorum. Ey benim yüce tanrım, onu öyle merak ediyorum ki, kim bilir zavallı Sarita nerede? Sarita neden aşağı indi? Biri onu görürse bu büyük sorun olabilir. Gidip bir bakayım.
Nerede olduğunu merak ediyorum. Sizi dinliyorum Bay Şukla. O gün bana kararı temyize götüreceğinizi söylemiştiniz. Artık sizin için bir şey yapamam Bay Suryavanshi. Siz bir suçlunun kaçmasına yardım ettiniz. Bu artık içinden çıkılmaz bir davaya dönüştü efendim. Bayan Suryavanshi ile kaçtığınız için de artık karara itiraz etmek gibi bir seçenek kalmadı elimizde. Lütfen Bay Şukla. Bir yolunu bulmak zorundasınız. Siz itirazınızı yapın. Gereği neyse hepsini yapacağım. Tamam Bay Suryavanshi. Bir yol bulmaya çalışırım. Ben sonra yiyeceğim. Babaanneyi ikna edebildik. Ama seni bir başkası görseydi bu sorun olabilirdi. Sen merak etme. Vikrant, ben bir yolu olduğundan eminim, göreceksin. Az önce Bay Şukla ile konuştum. Çoktan vazgeçmiş gibiydi. Ama o benim son umudumdu. Aslında sen haklısın. Bir yolu var. Ne peki? Sarita'nın kimseyi öldürmediğini biliyoruz. Ama biri öldürüldü. Ve suçlanan Sarita oldu. Bu da gerçek katil hala serbest demek. Sarita'yı kurtarmak istiyorsak, gerçek katilin kim olduğunu öğrenmek zorundayız. Katil kim olabilir? Biz de bunu öğreneceğiz. Katil kim? Sebebi neydi? O katile ulaşmaktan başka çaremiz kalmadı artık. Katil aramızdan biri. Katil ya Rohan ya da annesi. Hatta her ikisi. Ben ikisinden de şüpheliyim. İkisi de aynı tarafta yer alıyor. Birlikte planlamış olmaları mümkün. Hayır Raj. Annem kimseyi öldürmedi. Ben ona güveniyorum. O çıkarcı biri ama birini öldürecek kadar kötü biri değil. Üstelik de Kacal'ı çok severdi. Bak Vikrant, kusura bakma ama annen sandığın gibi biri değil maalesef. Biz onun gerçek yüzünü gördük. Bize nasıl yalan söylediğini, Şila'yı kullanmak için nasıl komplolar kurduğunu biliyoruz. O kadın her şeyi yapabilir. Ama cinayet... Hayır, ben buna inanmıyorum. Ya Rohan? O bunu yapabilecek biri. Rohan'ın Şila ile evlenmesi Bayan Vandana'nın isteğiydi. Ve bir süredir Rohan tamamen kafayı buna takmıştı. Şila için delirdiğini saklamıyor. Belki de ondan kurtulmak için Kacal'ı öldürdü. Zaten eve döndüğünden beri bütün aile paramparça. Eğer Rohan katilse mutlaka cezasını çekecektir. Hepimiz ona karşı delil toplayacağız. İddiamızı güçlendireceğiz. Ve her şey hazır olduğunda ona işlediği suçu itiraf ettireceğiz. Bunu nasıl yapacağız Vikrant? Sen masumsun Sarita. Ve senin masumiyetini kanıtlamak benim görevim. Seni polis aracından kaçırarak kanuna karşı geldim ben. Seni kurtarmak benim sorumluluğum. Divya! Divya gelin, neredesin? Ah, annem beni çağırıyor. Gitmeliyim. Görüşürüz. Sarita'nın masumiyetini kanıtlamak için evden dışarı çıkmak ve gerçek suçluya ulaşmak zorundayım. Ailemin eski mutlu günlerine dönmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yüzüme bu şeyi sürüp nereye kayboldun gelin?
Biraz daha böyle durursam yüzümden geriye eser kalmaz. Nerede bu? Orada ne yapıyordunuz siz? O oda hurda eşya dolu. Kimse oraya girmiyor. Livia? Canım, yanağındaki şey nedir? Bindi bu. Yanağında ne arıyor? Bu Sarita'nın bindisi. Ne oluyor burada? Hı? Sana ne demiştim Raj? Annemden bir şeyi saklamak ne mümkün? Yakalandık işte. Anne, biliyor musun? Seninle bir şey paylaşmak istiyorum. Demem o ki, Raj ve ben yeni bir dizi planlıyoruz. Benim bu dizideki rolüm Sarita gibi bir gelin olacak. Bu yüzden o bindiği kullandım. Sarita'nınki gibi değil mi? Evet. Biz de yukarıda prova yapıyorduk. Bir şekilde alnımdan yanağıma doğru kaymış olmalı. Ama anne, lütfen bana bir söz ver. Bunu kimseye söylemeyeceksin. Anne, oğlun bir an önce tiyatro dünyasına dönsün istiyorum. Değil mi Raj? Bu harika olur canım. Raj'a en çok istediği şeyi yaptırıyorsun. Göreceksin. Çok yakında evimde bir değil iki yıldız olacak. Gelinim ünlü dizi oyuncusu ve oğlum tiyatro sanatçısı. Tanrı seni nazardan saklasın yavrum. Çok yakında ben de o eski Raj olacağım anneciğim. Biraz sabırlı olsan. Biliyorum. Benim bundan hiç şüphem yok. Ama dediğim gibi anne, bundan şimdilik kimseye söz etmek yok. Ve yanlışlıkla bile olsa yukarıdaki odaya girme. Çünkü bu olursa eğer babam her şeyin farkına varır. Ve babam maksadımı anlarsa beni anında dükkana gönderir. Biliyorum canım. Dahası dükkana kaldırdığı bütün o sahne dekorlarını satar. Size söz veriyorum. Ben o odaya asla girmem. Siz sadece provalara odaklanın. İnsanlar seni alkışladığında baban sevinç gözyaşları dökecek. Ben gidip biraz senaryoya çalışayım bari. Ha, git canım. Anne, masken kurumuş. Hadi git sen. Hemen yüzünü yıkasan iyi olur. Ben de buz getireyim sana. Maskeden sonra buzda biraz kompres yapalım. Bu yüzünü ışıl ışıl yapar. Anlaştık, tamam o zaman. Ben gidip buz getireyim. Sen kapat. Ben seni daha sonra ararım. Yenge, ne düşünüyorsun? Vikrant ve Sarita yenge sence nerededir? Bilmiyorum. Neden? Bir şey biliyor musun? Bilmiyorum. Ama endişeliyim yenge. Polis evlerine gitmiş. Dün gece baskın yaptıklarını duydum. Ama öncesinde kaçmayı başarmışlar. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun? Benim bir şeyden haberim yok. Düşündüm de belki abimin haberi vardır ve sana da söylemiştir dedim. O yüzden sordum. Biz bir şey bilmiyoruz. Rohan arıyor. Bir arkadaşım yenge. İsim benzerliği sadece. Sonra görüşürüz. Alo. Rohan Sheila'yı cebinden arıyor. Neden onunla konuşuyor ki? Ne olduğunu anlamak zorundayım. Bu hiç iyi değil. Sheila.
Rohan'la bir ilgisi olmadığını söylemişti. Ama hala onunla konuşmayı sürdürdüğü ortada. Belki de polis baskınını ona söyleyen Rohan'dı. Sheila'ya haber veren oydu. Evet, basından duymuş olamaz. Çünkü kimse bunu bilmiyordu. Öyleyse Sheila ve Rohan sık sık görüşüyor olmalı. Bu yüzden Sheila başkasıyla evlenmeye karşı. Annem dün ona birkaç fotoğraf göstermişti. Ama Sheila hiçbirini istemedi, hepsini geri çevirdi. Rohan'la Sheila arasında neler oluyor? Yenge? Neden buradasın? Gül suyu şişesi nerede? Anneme götüreceğim de. Sen git yenge. Ben getiririm. Rohan bu adamla evin dışında gizlice buluşuyor. Kim olabilir? Bu o adam. Karvaçot için Sarita'ya aldığım yüzüğü satan kuyumcu. Neden buraya Rohan'la buluşmaya geldi? Rohan'ın bu kuyumcuyla ne işi olabilir? Neden Rohan ona para ödüyor? Ne olduğunu mutlaka öğrenmeliyim. Yapma, saçmalık bu. Bana Sheila'nın o Rohan kurnasıyla el ele verdiğini söyleme. Önce beni dinleyecek misin? El ele vermişler demedim. Bunu hiç söylemedim. Ama onları telefonda konuşurken duydum. Bu yine aynı anlama gelir. Bu kardeşimin Sarita'yı tuzağa düşürmek için bu cinayette Rohan'la işbirliği yaptı demekle aynı şey. Bunu söylemiyorum Raj. Sadece korkumu dile getiriyorum. Divya, sen de biliyorsun bu evde Sarita'yı en çok destekleyen Sheila olmuştur, öyle değil mi? O her zaman her koşulda Sarita'dan yana oldu. Sarita için benimle savaşmaya bile hazırdı o. Bu cinayetle ilgili bir bilgiye sahip olsa bile emin ol ki ilk bana gelirdi. O Sarita'nın aleyhinde olamaz. Bunu nasıl düşünüyorsun? Raj, önce beni doğru anla. Gözlerimle gördüm diyorum. Rohan Sheila'yı cep telefonundan aradı. Sheila telefonu alıp odasına gitti. Orada uzun uzun konuştular. Ama ne var ki konuşmalarını duyamadım. Duymadın ama buna rağmen Rohan'la birlikte olduğunu düşünüyorsun. Divya, Rohan rezilin teki. Sheila'ya ne yapmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Ondan nefret ediyor. Belki onu arayarak ya da yeni bir şey ortaya atarak onu yine kandırmaya çalışıyor. Ama bu defa onu affetmem. Ona ellerimle öldürürüm. Lütfen. Lütfen sakin ol. Bak, ben öyle bir şey demek istemedim. Sheila'ya bir ithamda bulunmuyorum. Benim tek yaptığım korkumu dile getirmekti. Önceliğimizin ne olduğunu biliyorsun. O katili bulmak. Sheila'ya gelince onunla ben konuşurum. Rohan'ın niçin aradığını öğreneceğim. Hey, kimsin Sus. Sen? Sakın ses çıkarma. Sadece sorularıma cevap ver. Rohan'la burada ne yapıyordun? Sen Vikrant'sın değil mi? Bu kıyafet nedir? Evet. Ben Vikrant Suryavanshi'yim. Şimdi söyle bana, Rohan'la ne yapıyordun? Neler olduğunu anlat. Bay Vikrant, polis her yerde sizi arıyor. Bu doğru. Ama eğer sorularımı cevaplamazsan, sen de kendini hapiste bulabilirsin. Anladın mı beni? Çünkü Rohan denen herifin karısını öldürdüğünü biliyorum. Ve bana öyle geliyor ki sen de ona yardım ettin. Bakın Bay Vikrant, büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben öyle bir şey yapmadım, yemin ederim. O zaman onunla ne yapıyordun? Hatırlarsınız, Karvaçot orucunda dükkanımdan eşiniz için bir yüzük almıştınız. Rohan da tam 5 dakika sonra gelip eşi için o yüzüğün birebir aynısını satın almıştı. Karısına vermek için. Buraya sadece yüzüğün parasını almaya gelmiştim.
Birebir aynısını. Evet, birebir aynısı. Öyleyse Rohan benim aldığım yüzükle değil, kendi satın aldığı yüzükle Kacal'ı öldürdü. Sarita şüphesinde haklıymış. Kacal'ın cinayetinden Rohan sorumlu. Bu gerçeği mutlaka ortaya koymalıyım. Bunun için de önce Rohan'ın inine girmem gerekiyor. Bu ölüme senin sattığın o yüzük sebep oldu, anladın mı? Seni uyarıyorum. Başına bir şey gelsin istemiyorsan çeneni kapalı tutacaksın, tamam mı? Evet Bay Vikram. Tebrik ederim anne. Planın başarılı oldu sayılır. Öncelikle Vikram Tenişte ve Sarita'yı aradan çıkardık sayılır. Şimdi de Şila'yla evliliğim neredeyse kesinleşti. Biliyorum. Bunu sadece sen yapabilirdin. Anne, onu çok seviyorum. Rohan oğlum, sen Kacal'ı da çok severdin. Her neyse. Kimi sevdiğin beni ilgilendirmiyor. Benim sadece bir varise ihtiyacım var. Ben de seni Şila'yla evlendirebilmek için ne yapmam gerektiğini iyi biliyorum. Öyle mi? Nasılmış? Divya, Vikrant gerçek katili yakalamak için her şeyi yapar. Her şeyi göze alabilir. Beni o nakil aracından kaçırmakla zaten suçlu duruma düşmüştü. Gerçekten çok korkuyorum. İkimize bir şey olursa zavallı abi ne yapar? Nasıl yaşar? O daha çok küçük. Ailesi yanında olmadan yaşayamaz. Sarita, öncelikle size hiçbir şey olmayacak. Abim ana gelince biz varız değil mi? Raç ve ben yanında oluruz. Sen hiç merak etme. Her şey hızla yoluna girecek. Ayrıca ben bundan eminim. Vikrant'ın seni kurtarmak için her şeyi yapacaktır. Sana olan sevgisine inancını koru. Vikrant neden hala dönmedi? Gideli uzun zaman oldu. Umarım her şey yolundadır. Her şey düzelir Sarita. Sana birkaç kıyafet getireyim. Rohan oğlum, planımızı kimsenin bilmemesi gerekiyor. Biri bir şey öğrenecek olursa bütün plan boşa çıkmış olur. Peki anne. Sen ye. Ben gidip abiyi getireyim. Abi oğlum, gel hadi. Yemek hazır. Sen de bizimle ye. Hayır, hiç aç değilim ben. Annemi ve babamı istiyorum sadece. Ne zaman gelecekler? Ben onları çok özlüyorum. Onlara gitmek istiyorum. Annen ve baban nerede bilmiyorum oğlum. Lütfen. Neden bana sürekli onları sorup duruyorsun ki? Abi canım hadi. Yemeğini yemek zorundasın. Anneme babama... Senin ve Rohan dayı arasındaki sırla ilgili her şeyi anlatana kadar yemek yemeyeceğim. Sen ve Rohan dayı çok kötüsünüz. Bunu mutlaka anneme ve babama söyleyeceğim. Yemek istemiyorsun demek. Tamam. Ama acıktığın zaman bana gelme, tamam mı? Hizmetçi sana yedirir. Anne, baba, neredesiniz hiç bilmiyorum. Ama sizi gerçekten çok özlüyorum. Gel küçük bey, yemek hazır. Hayır,
Ben annemin yedirmesini istiyorum. Sancay amca, annemle babam ne zaman gelecek? Benimle gel. Önce yemeğini ye, sonra sana anlatırım. Baban çok yakında herkesi birleştirecek. Yeter ki önce o katili bulayım. Ben bakarım. Gerek yok. Muhtemelen abidir canım. Oynarken bir şey düşürmüştür. Yemeğini ye. Sana söylüyorum anne. Bu çocuk hayatımızı perişan ediyor. Tamam oğlum, sakin ol. O daha çocuk. Her neyse. Sen öfkene hakim ol. Ne zaman sinirlensen bir şeyleri mahvediyorsun. Ama artık hataya asla yer yok. Anlaşılan Kacal, Rohan'ın onu öldürmesinden korkuyordu. Ve Karvaçot günü, Rohan benim Sarita için aldığım yüzüğün aynısını aldı. Kacal'ı onun öldürdüğüne şüphe yok. Bugünlük, Sarita'nın masumiyetinin ve Rohan'ın suçlu olduğunun kanıtı. Nasılsın sevgilim? Sen... Kendine ne yaptın da öyle? Neden? Bayan Suryavanshi Singh olmamış mı? Hayır. Şaka, harika görünüyorsun. Peki bunun sebebi ne? Bugün evimize gittim. Eve mi? Abiyi gördün mü? O nasıl? O gayet iyi. Ama babası gibi o da biraz değişmiş. Sen ikimizi de değiştirdin. Onu görmek ister misin?
sanki daha bir olgunlaşmış. Senin yetiştirme tarzının sonucu Sarita. झिझक सी है कोई हल्की कोई पर्दा है छीना सा शर्म की है रंगत हल्की हया का है रंग हल्का सा ख्वाहिशों की जन्नतों में आप अपने संग ले जा शीला शीला नर्दे बु कज Telefonunda Rohan'dan ne çok çağrı var. Şira bizden ne saklıyor böyle? Kim ne derse desin, seninle mutlaka evleneceğim. Düşünmek için zamana ihtiyacım var. Yenge? Cep telefonumu mu karıştırıyorsun? Bu sana hiç yakışıyor mu? Telefon kişiye özeldir. Bu yaptığın çok yanlış. Başkasının özeline girmek. Senin dizilerden öğrendiğin bu mu? Bana kalırsa sen fazla dizi izlemişsin Sheila. Ama büyüklerle nasıl konuşulur bu adabı unutmuşsun. Sen söyle. Telefonundakiler ne? Rohan'la defalarca görüşmüş, sürekli mesajlaşmışsın. O senin hayatını mahvetmek isteyen biri. Sense hayatını onunla geçirmek istiyorsun. Delirdin mi sen? Bu nasıl bir bencillik böyle? Senden bunu hiç beklemezdim. Abini hiç mi düşünmedin? O sürekli Sheila, Sheila derken. Bunu ona nasıl yapabildin? Aileni hiç mi düşünmedin? Anneni, babanı, iki kız kardeşini. Yaptıklarını öğrendiklerinde ne hissedeceklerini bir düşün. Bak Sheila, Rohan hakkındaki gerçeği biliyorsun. Bunu birebir yaşadın. Lütfen aynı hatayı tekrarlama. Onun oyununa gelme. Yeter yenge. Senin bana vereceğin akla ihtiyacım yok benim. Ben hepinizden bıktım artık. Onu yapma, bunu yapma, o yanlış, bu yanlış. Ben çocuk değilim ki. Çocuk değilsen neden hala Rohan'la görüşüyorsun? Onun kim olduğunu en iyi sen biliyorsun. Dahası bana kalırsa Kacal'ı öldüren Rohan. Kacal, Kacal, Kacal. Hayattayken hep beni mahvetmek için uğraş verdi. Bugün artık yaşamıyor ama sanki aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Ben öldüğüne seviniyorum. Bunu kim yaptı bilmiyorum ama doğrusunu yapmış. Ne diyorsun Sheila? Kacal'ın katilini mi savunuyorsun? Söylediğin bu mu? Neden? Bak sana söylüyorum Sheila. Kacal'ın öldürülmesine sevinmek en büyük hatan olur. Hala zaman var Sheila. Yoksa çok pişman olacaksın. Ama yenge sen... Uzatma. Sen... Yeter. Seni seviyorum Sarita. Sana sevgimi kanıtlamamı ister misin? Anne! Ne? Üzgünüm. Sevdiğini kanıtlayamadın. Daha ilk denemende çuvalladın bak. Çünkü seven insan kimseden korkmaz. Bir saniye. Korkuyor muyum sanıyorsun? Ben kimseden korkmam.
Of. Baksana. Divya Rohan ve Şila'nın hala görüştüklerini söylüyor. Bu nasıl olur? Rohan'ın ona ihanet ettiğini unuttu mu? Raç, Şila'ya mutlaka yardım etmen gerek. Neden ısrarla ateşle oynuyor? Rohan'dan endişe etmenize gerek yok. Elimde öyle bir kanıt var ki... Rohan'ı sonsuza dek hayatımızdan çıkaracak bir şey. Bu. Bu günlük. Rohan! Rohan çabuk gel! Ne oldu anne? Rohan! Kacal'ın günlüğü nerede? Günlük mü? Hangi günlük? Kacal'ın günlük tutma alışkanlığı vardı. Yalnız kaldığında düşüncelerini yazardı. Çoğu da özel şeylerdi. Başkalarıyla paylaşamadığı, içine attığı şeyleri o günlüğüne not ederdi oğlum. Bunu bana daha önce niye söylemedin anne? O günlüğü yok ederdim. Kim bilir hakkımızda ne yazmıştır. Rohan Şila'nın aşkına o kadar takılmış ki... onu elde etmek için her şeyi yapabilir. Beni öldürebilir. O halde her şey ortada. Kacal'ın sütlacına yüzüğü Rohan koydu. Böylece ondan kurtulmayı düşünüyordu. Kesinlikle öyle. Ben hemen bu delili polise teslim edelim derim. Sana yöneltilen suçlama bu sayede düşmüş olur. Ben yarın polise giderim. Senin masum olduğunu kanıtlarım. Cüretkar ki hala Şila'nın peşinde. Ona dersini vereceğim. Bak canım, bu kolyeyi sana aldım. Bu Kacal'ın kolyesi. Beğendin mi? Çok güzel. Ne oldu? Düne kadar benimle evlenmek istemiyordun. Ne oldu da birden değiştin? Çünkü benim için hiçbir şey aşktan önemli değil. Sen beni tüm kalbinle seviyorsun. Bu yüzden sadece seninle evlenebilirim. Rohan, bunu çok düşündüm. Örnek bir kız olup da mutsuz biri olacağıma... seninle bütün mutlulukları yaşamayı yeğlerim. Kim bana ne gözle bakarsa baksın. Benim için önemi yok. O yüzden evlilik teklifini kabul ediyorum. Peki abin, ailen, onlar... Onları düşünmeye kalkarsam mutsuz olurum. Onlar beni umursamazken ben neden onları düşüneyim? Beni gerçekten düşünüyor olsalar benim için senin gibi yakışıklı bir adamı seçerlerdi. Ama onlar... Rohan, ben her zaman bunu hayal ettim. Bir gün... senin gibi yakışıklı bir adamla evlenmeyi. Bak Rohan, aramızda ne yaşandıysa geçmişte kaldı. Ben hepsini unuttum. Ve benim sana inancım tam. Bu defa gerçekten beni çok seviyorsun. Bunu biliyorum. Rohan,
Bu defa dünya ile birlikte savaşacağız. Sheila Rohan gibi biriyle evlenmeye hazır. Bir katil. Görünen o ki Sheila ve Rohan birlikteler. Bunu neden daha önce fark etmedim? Sheila'nın bu kadar bencil olması, bu kadar alçalabilmesi inanılır gibi değil. Ne yapsam? Vikrant için sağlıklı bir şeyler pişirmeliyim. Ama hiç malzeme yok. Sevdiği bir şey pişirmem imkansız. Tanrım. Keşke hep böyle kalabilseydik. Vikrant hep yanımda olsa. Evi aramamızı engelleyemezsiniz Bay Raç. Öyleyse Vikrant ve Sarita'yı burada sakladığımızı düşünüyorsun. Yanılıyorsam neden engel oluyorsunuz? Bize saygıyla yaklaşabilseydin eğer, o zaman sizi içeri alabilirdim ama... Yasaları biz de biliyoruz komiser. Elinizde mahkeme emri olmadan kimsenin evini arayamazsınız. Aklınızda olsun Bay Raç. Onları bu evde bulacak olursam, herkesten önce sizi tutuklarım. Çünkü bu suçluya yardım ve yataklık demektir. Bunu unutmayın. Biliyorum. Onları benim evimde bulacak olursanız, kelepçeyi bileklerime ben takacağım. Ama arama emri olmadan evime giremezsiniz. Şimdi git, arama izni çıkar. Raci oğlum, onlar burada değil. Bırakalım evi arasınlar. Bu bizim itibarımızı asla olumsuz etkilemez. Hayır baba. Bizim bir saygınlığımız var. Bir soyadımız. Ve ben kimsenin kibirli bir şekilde evimize girmesine izin vermem. Arama emrini getirsin, bu evi hakkıyla arasın. Vikrant çok büyük bir adam komiser. Neden gelip bizim evimizde saklansın? Büyük bir otelde oda tutabilir, orada yıllarca kalabilir. Komiserim, bizden mi şüphe ediyorsun? Senden bir şey sakladığımızı mı düşünüyorsun? Sizden şüphe etmem. Ama ne var ki ona güvenmiyorum. Sanki bazı sırlar saklıyormuş gibi davranıyor. Komiserim, o benim oğlum. Asla yalan söylemez. Komiser, sizden rica ediyorum oğlum. Ben bu ailenin en büyüğüyüm. Hiç olmazsa bana itimat edin. Torunum size doğruyu söylüyor. Eğer burada olsaydı, bunu ilk biz söylemiş olurduk. Tamam. Doğruyu söylediğine ikna oldum. Fakat hepinizden bir ricam var. Buraya gelirlerse ya da haber alacak olursanız, lütfen hemen polise haber verin. Tamam. Gidelim. Divya, eğer masumiyetimi kanıtlamada başarısız olursak, kalan hayatımı hapiste geçirmek zorunda kalırsam, Vikrant'sız nasıl yaşayacağım ben? Bu asla olmayacak Sait. Bundan şüphen olmasın.
Bizi kimse ayıramaz. Hiç kimse. Bütün dünya bir araya gelse bile. Vikrant, bir kanıta ulaşabildin mi? Sadece kanıt değil. Hikayenin tamamı. Cinayeti kimin işlediği, sorumlular kim ve ardındaki sebebin ne olduğunu. Katil kimmiş? Gerçeği öğrendiğinde buna inanamayacaksın. Biri Rohan. Ama Rohan dışında biri daha mı var? Rohan ve Sheila. Ne? Sheila mı? Evet. Kacal cinayetinden Rohan ve Sheila sorumlu. Kimsenin buna inanmayacağını biliyorum. Herkes reddedecek. Ama onları cezalandırmak benim işim. Sarita haksız yere cinayetle suçlandı. O ikisi yüzünden. Rohan benim akraba. Sheila'nın Raj'ın kardeşi olduğunu biliyorum. Sarita da Sheila'yı kardeşi olarak görüyor. Ama Rohan'ı nasıl affedemiyorsak, Sheila'yı da affedemeyiz. Her ikisi de hak ettiği cezayı alacak. Vikrant, bak, ben bir hata olduğuna eminim. Yani böyle zayıf bir delille bu kanıya... Hayır Sarita, bu kesinlikle doğru değil. Gözümle gördüm, kulaklarımla duydum. Sana da sadece bunları söylüyorum. Sheila bu ailenin kızı. Asla bu kadar alçalamaz. Birini öldüremez, bunu yapamaz. Bir ailenin oğlu olması ya da kızı hiçbir şeyi değiştirmez. Acı gerçek bu. Ve gerçek... Rohan ve Sheila ikisi de bu cinayeti birlikte işledi. Ne dedin sen? Sakin olmaya çalış Raj. Ben sakinim. Az önce Sheila için ne dedin sen? Doğru olanı söyledim. Rohan ve Sheila Kacal'ı birlikte öldürdü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.